Biz bu sabah uyku eğitimcimiz sabah 7'de yengeç kalkın dedi. Biz de kalktık. Oğlumla oyun oynuyoruz. Daha ya çok karanlık. Evet. Bakalım nasıl olacak bugünkü uykuları Nerap. Ben de merak ediyorum açıkçası. Gündüz uykularını uzatmak için, gece birazcık daha kesintisiz uyuyabilmemi sağlayabilmek için böyle bir yöntem önerdi. Deniyoruz. Bu hafta böyle uyku saatleriyle deneme yanılma yapacağız. Alo. Alo. Aslında bu saatte kalkıp böyle yüzümü yıkamak, dişimi fırçalamak, üstümü değiştirmek bana iyi geldi biliyor musunuz? Şimdi uyumamam gerekiyor. Herhalde uyurken o sıkıntı. Çünkü gece çok geç yattım ve herhalde uyumadığı için sıfır uykuyla diyebilirim. Sabah da yani birkaç saat sonra da annemler, sevgili annemler kahvaltıya gelecek. O yüzden bu sabah uyuyamayacağım ama olsun. Ama sabah 7'de başlamak güne güzel. Yani bize şöyle bütün gece ayakta olduğumuz için herhalde işte 8.30-9'a doğru uyanıyordu. Şimdi böyle bir değişiklik oldu hayatımızda. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bir de çok ses yapar annem. Aa, bak kedi, ablamın kedisi. Şöyle bir kedi aldım Özgür duruyor. Gerçeğini çok istiyordu. Belki dedim ki bu onlar belki. Çok ses çıkartıyormuş oğlum. Bunu açamayız evde. Herkes uyuyor. Al bakalım. Ama tüylü bir şey o. Yenmez. Aferin sana. Aferin. Fış fış kayıtçı, kayıtçı. Allah. Bak şimdi bak. Örümcek. Geliyor. Örümcek. Geldi. Deneyimli annem diyorum. Hiçbiri oyuncaktan etiketlerini koparmazlar. Değil mi? Değil mi? Oynarlar çünkü. Çok severler. Ah! Deyip oynamaması. Normalde sürekli bunu oynar da kamerayı gördü ya. Kamera açıyor. Sen beni çek. Evet. Evin şu anda ikinci uyumaz kızı. Uyandı. Eğer bir sinyal vermiyormuş. Ben tam kahve yapıyordum ki uyandı ve anne bana dayat diye. Yıldır. Oh, bebeğim benim. Ama şu an seni çekemiyor. Nasıl konuştu gördün mü? Bana da verin diye bağırıyor anne. Evet ama sana veremeyiz. Evet, Özgür öyle birazcık sıkıntılar yaşadık o yüzden onu okula göndermedik. Dedi ki bugün kahvaltıyı birlikte yapalım. Öğleden sonra Murat götürecek. O yüzden şimdi kahvaltı hazırlamaya geçtik Murat'la birlikte. Burada patates kızartıyoruz. Burada menemen yapıyoruz. Bir yandan da sucuklu yumurta yapacağız. Bu şekilde bir peynir zeytin. Ben onlarla ayarlıyorum. Onları ayarlıyorum. Böyle bir kahvaltı olacak. Duvara sıçramış. Her güzelliğin bir bedeli var. Aa, sen video mu çekiyorsun? O hızlı. Çok iyi.
herkes gitti baş başa kaldık oluşumla. Bir şey göstereceğim size ya. Erak da böyle konak oluyor, sonra geçiyor, sonra yine geliyor falan. Bakın göstereyim. Gördünüz mü konaklarını? Bunun kalıcı bir çözümü var mıdır? Anneler biliyorsanız bana bir yorum yazar mısınız? Şurası mesela. Ben ne mırlıyor diyorum. Şu mırlıyormuş. Bizim böyle her gün yaptığımız bir şey var. Ben bir sık açıyorum, oynuyorum herhalde karşısında. Herhalde beni izleyip gülüyor. Diyor ki bu ne yapıyor? Anlamaya çalışıyor, sonra gülüyor falan. Eğleniyoruz yani. Ben de enerjimi atmış oluyorum. O da bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyor. Ama anasayı bir ikizler bulucu olduğu için bazı şeyleri algılayamıyor. Çok hızlı geçişler yapıyor çünkü anası. Evet. Bakar mısınız Eren? Bak saçları dağılmaya başladı. Ya senin saçların mı dağıldı? Saçların da dağılıyor artık. Saçları dağılıyor. Saçları. Eren bir banyo yaptırdım. Yemeğini yedirdim. Banyo yaptırdım. Uyutsun. Ve artık sabah 7'den beri hiç oturmayan bana bir mola. Umarım böyle bir buçuk saat uyur en az. İki hadi. En fazla iki uyutabiliyorum şu an. İki saat uyusun lütfen. Mümkün mü? İki yemeklerimiz var. Biber dolması ve yoğurt çorbası. Yanına şöyle havuç tarator yaptım. Eralp'e de yulaf pişirdim. Muz ve pekmez kattım. Onu yediriyorum şimdi. Tamam. Arkadaşlar şimdi Sedalar, annemler çaya bize geldiler. Çayı demledim. Seda amca da ilmik helvası çekmiş. Bahadır da ilmiğine kadar gelip almış gelmiş. Bende de vardı aslında. İrmik. Şimdi annem altını yaktı. Annemin ilmik helvası çok lezzetli oluyor bu arada. Şöyle göz kararı biraz tereyağı koyuyorum. Şimdi onun tarifini çekelim istedim. Bu yeter. Anne. Allah. Çok anne onun altı. Bunun ne şeyi ne adı kız? Yeni yanacak, yeni yanacak. Yanmaz. Koy. Bak nazar nazar. Sıvı yağ nerede? Hı hı. Şuradan bol bol dökmek istiyorsan şuradan al anne. O biraz azar azar. Şöyle göz kararı sıvı yağ. Yeter. Şimdi İki bardak irmik koyuyorum. Dolu dolu. Bunu güzelce kavuracağım. Sonra bu iki bardak irmiğe bir bardak şeker koyacağım. Kavrulduktan sonra şöyle yarım dakika kadar da şekerle bir karıştıracağım. Sonra iki bardak su koyuyorum. Yani bir bardağı bir bardak su oluyor. Anladın mı? Ben suyla yapıyorum çünkü Şeref Bey sütle yemediği için, ama bir bardak su, bir bardak süt olabiliyor. Ya da sadece sütle yapabilirsiniz. Ya da sadece suyla. Sizin arzunuza bağlı bir şey. Böyle. Biraz şeker getireyim ben sana. Bir bardak şeker lazım. Böyle biraz kavruldu. İstediğimiz renk olmadı ama herhalde yapısından böyle diyor anne. Şimdi şekeri koyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Su bardağı olsun. Şekerden birazcık. Ben biraz şekerli seviyorum ya, birazdan şöyle. Ne oldu, yaktın mı bu konuda? Yok yapmadım, değil sadece. Bu kadar sınırlı son
hali bu şekilde. Çok güzel olmuş bu arada, yiyoruz biz de. Afiyet olsun. Annem diyor ki göster, tane tane olduğunu göster. Bakın tane tane. Şeker oranı da çok güzel olmuş. Kaç güzel bardak şeker? Bir bardaktan biraz fazla değil mi? Ama ben iki bardak dedim ama 2,5 bardak koydum. Sonra 20 mi? 20 mi? 20'yi 2,5 bardak koydum. Şekerin de o yüzden bir bardak, bir de bir kaşık. Yani yarı oranlı. Öyle. Herkes gitti. Ben de böyle içim yandı niyeyse bir yandan. Portakal soyup yiyorum ama portakallar çok kötü. Hala tam istediğim portakal yok. Mandalina da öyle. Herhalde tam kış gelmedi. Belki ondan mı bilmiyorum ama böyle lezzetli bir portakal ve mandalina yiyemedim. Buradan portakal ve mandalina üreticilerine sesleniyorum diyormuşum. Neyse, herhalde önümüzdeki günlerde daha tatlı ve güzel mandalina ve portakal yiyebiliriz. Zaten renklerinden belli. Ya da ben seçemiyorum. Bilmiyorum bu işi ama. Artık herkes gitti. Ben de dinleneceğim. Köşemi çekeceğim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bye bye.